Kanal 23 ekranlarından yeniden iyi akşamlar değerli izleyenler yeni bir yakın plan programıyla karşınızdayız. Bu programımızda Elazığ Bursa Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği hakkında konuşacağız. Dernek başkanımız stüdyomuzda hem çalışmalarından bahsedeceğiz hem de dernek başkanımızı tanımış olacağız. İbrahim Karaçın bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Elazığ ziyaretinizde bize de konuk oldunuz. Öncelikle teşekkür ediyoruz ben teşekkür ederim. şimdi Bursa'da bizi temsil ediyorsunuz dernek olarak çalışmalarınızda çalışıyoruz inşallah. uzun süredir devam ettiriyorsunuz Öncelikle sizi bir tanıyalım isterseniz İbrahim Bey İbrahim Kareç' kimdir Evet öncelikle programa davet ettiğiniz için bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese teşekkür ediyorum Programa başlarken de tüm izleyicileri, hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum Bursa'daki elazırlar adına. İbrahim Karaçin 1959 yılında Çağlar Köyü'nde eski ismiyle Sarpolu Köyü'nde doğdu. İlk okulu kendi köyümde tamamladım. O dönemde bana hizmeti geçen hocalarıma bir teşekkür etmek istiyorum. Müsadelenizle ee, özellikle okul hayatıma başlamada çok büyük emeği olan e, Resul Kırklar hocamıza, Nezahat Bodur hocamıza, e, Meriç Çötelloğlu hocamıza, hepsine çok teşekkür ediyorum. Ortaokulu Atatürk Ortaokulu'nda Elazığ Atatürk Ortaokulu okudum. Liseyi Elazığ Ticaret Lisesi'nde okudum. Daha sonra e, Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne Kayıt yaptırdım ve oradan mezun oldum. Üniversitede böylece bitirmiş olduk. Bursa'ya gidişimiz tabii ki eğitimle ilgili değil, özellikle köyümüzün Keban Barajı istimlaka altında kalmasından dolayı, köydeki göçten dolayı Bursa tercih edildi büyüklerimiz tarafından. Biz de böylece Bursa'ya gitmiş olduk ve o gün bugündür 76'dan beri Bursa'da yaşıyoruz. Mali müşavirlik yapıyorum. Yaklaşık 35 yıldır e, serbest çalışıyorum. Mali müşavirlik yapıyorum. E, 20 yıla yakın bir süredir de e, dernek başkanlığını, Bursa Elazığ Kültür ve Danışma Derneği'nin başkanlığını yapıyorum. E, çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Hı hı. İbrahim Karay bu. Elazığ'da aslında... Uzun zamandır aslında Bursanız, Bursa'da olmanıza rağmen bağlarınızı koparmadınız. Ve tam tersi Elazığ için çalışmak amacıyla da derneğe üye oldunuz ve daha sonra da başkanlığını üstlendiniz. Evet. Dernek ne zaman kuruldu, siz oraya nasıl yolunuz düştü, o hikayeyi de dinlemek istiyorum. Şimdi biz Bursa 1976'da gittiğimizde orada Harput Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği vardı. Ee, Hatta o dönemin başkanı da rahmetli Enver Demirbağ'dı. Kısa bir süre, iki yıl gibi bir süre başkanlığını yapmıştı. Ama daha sonra çeşitli sebeplerle dernek kapandı. Sonra yenisi kuruldu, yenisi tekrar o da kapandı. Böyle gitti ama mevcut şu andaki derneğimiz 1989 yılında kuruldu. Bugüne kadar devam ediyor. E, yeni dernek kurulduktan sonra biz e, kayıt yaptırdık derneğimize. Çalışmalarına başladık. E, daha sonra e, yönetime girdik. Arkadaşlarımız teveccüh ettiler. Dört e, yıl kadar yönetimde e, başkanımızla birlikte e, çalıştıktan sonra Kerim Kuloğlu başkanımızla birlikte. E, arkadaşlarımız teveccüh ettiler. Bu görevi artık sen yürüt dediler ve yaklaşık 20 yıldan beri de dernek başkanlığını götürmeye çalışıyorum. Hizmet etmeye çalışıyorum. Peki Elazığ Bursa'daki Elazığlılarla bağlarınız nasıl? Yani çok uzun zamandır orada bir dernek oluşuyorlar. Evet. var. İletişime geçebiliyor musunuz? Yani kaç kişi var mesela Elazığ'da? Şimdi Bursa'da kaç Elazığlı var? Bursa'da yaklaşık 70 bin Elazığlı var. Bizim tespit edebildiğimiz. Bunların her birinin e, Bursa'ya gidiş sebepleri değişik. E, i̇şte bizim gittiğimiz dönemde baraj dolayısıyla, baraj altında kalan köylerin bir kısmı e, iş istihdamı, iş imkanı daha fazla olduğu için e, o dönemde bir kısım insanlar İstanbul, Mersin, Adana, İzmir'i tercih ederken e, bizim ailemizde Bursa'yı tercih etmiş ve bu sebepten gitmişler. Bir kısım insanlar kamu görevlisi olarak gitmişler. Daha sonra orada emekli olunca oraya yerleşmişler. 76'dan önce bir grup insan da sadece iş bulmak amacıyla gitmiş, yerleşmişler. Bunlar çok eski 1927-28 yılından itibaren Elazığ'dan Bursa, Elazığ'dan Bursa'ya göç başlamış. Bizim tespit ettiğimiz özellikle Bursa'daki e, fabrikaların sürekli böyle açılması, sürekli fabrika ve işçi ihtiyacının duyulması e, dolayısıyla e, buradaki hemşerilerimiz oraya göç etmişler. Zaten Keban Barajı çalışmaları 1960'lı yıllarda başlamış. E, devlette isteyene özel sektörde, isteyene de kamu sektöründe iş imkanı sağlamış. Dolayısıyla Bursa'daki kamu fabrikalarında da baraj bölgesinde kalan insanlara iş imkanı sağlandığı için onlar da o vasıtayla gitmişler. O sebeple gitmişler. Biri gidince peşinden öteki de gitmiş. Yani şu anda yaklaşık 70 bin Elazığlı hemşerimiz var. Biz bunun 30-35 bin Elazığlı hemşerimize birebir ulaşabiliyoruz, mesaj sistemiyle ulaşıyoruz tabii günün teknolojilerini, iletişim kanallarını kullanarak bu hemşerilerimize ulaşabiliyoruz. Ama bazen çok sürprizler de olabiliyor. Yani henüz ulaşamadığımız veya onların derneğimizin varlığından haberdar olmadığı insanlar da olabiliyor. İşte adam 70-80 yaşına girmiş, çocukken oraya gitmiş. Kendi çocukları Elazığ'ı bilmiyor bile. Elazığ'a gelmek için bir sebebi kalmamış olabiliyor o insanların. Biz o insanlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü onların özlemi çok daha fazla. Yeni gelendense onların özlemi çok daha fazla. Çünkü Elazığ'a gelme sebepleri yok o insanların. Onlara da dokunmaya, onlarla da birlikte olmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız böyle devam ediyor. Dernekle diğer Elazığlıların, Bursa'da yaşayanların daha çok iletişime geçmesi için çalışmalarınız oluyor mu peki? Çünkü tabii ki çok fazla insanla iletişime geçmişsiniz. 35 bin çok büyük bir rakam. Evet. Uzun yıllardır da faaliyette olmanızdan kaynaklı bir bakıma. Ama diğerleriyle de iletişime geçme adına çalışmalarınız oluyor Şimdi mu? Şimdi Bizim çalışmalarımız tüm Türkiye'deki derneklerde de hemen hemen aynıdır. Dönemsellik arz eder. Yani her dönemde aynı çalışmayı yapmıyoruz. Yazın başlangıç döneminde peynirli ekmek pikniği dediğimiz Elazığlı hemşerilerimizin açık alanda, Uludağ yamaçlarında bir araya geldiği bir etkinlik, bir festival düzenliyoruz. Bu sene 23. Peynirli Ekmek Festivali'ni düzenledik. Hem kültürümüzü yaşamamız mümkün. Orada daha kolay oluyor. Hem işte yöresel sanatçılarımızı davet ediyoruz onlarla birlikte. Hem insanlarımız bir araya geliyor tamamen Elazığ havası yaşanıyor orada. Bunun yanında tabii ki Uludağ yamaçlarında ve halka açık yerde yaptığımız için Bursa'da yaşayan diğer insanlar da bizim aramıza katılıp kültürümüzü orada tanımış oluyorlar. Tepki o, nasıl oluyor oraya gelenler? Yani şimdi bazı yerlerde zaten buna çok dikkat ediyoruz. Bazı insanlar piknik yaparken sessiz ve sakin olmak istiyor. Ama biz canlı müzik orada yapıyoruz. Hı hı. Ee, buna zaten çok azami dikkat ediyoruz. Yani başkalarının rahatsız olmaması adına işte sabahın erken saatinde oraları afişle donatıyoruz. Sabah saat 5 sıralarında. Yani bugün burada Elazığ Derneği'nin pikniği olacak. Oraya gelen insan biliyor burada canlı müzik olacak. Dolayısıyla eğer ben de burada bulunayım, güzel müzik eğleneyim diyorsa kalıyor, eğleniyor. E güzel de tepkiler alıyoruz. Oyunlarımıza katılıyorlar o insanlar. E protokoller tabii ki doğal olarak gelip ziyaret ediyorlar. Yani milletvekilleri olsun, yerel yöneticiler olsun. Onları davet ediyoruz, onlar katılıyorlar. Ve perleklemeğimizi bu şekliyle götürüyoruz. Daha sonra tabii yaz dönemi başlıyor. Temmuz, Ağustos, Eylül arası böyle bir Rehavet dönemi derneği. Yani sabah açılıyor, akşam kapanıyor. Herkes tatilinde, herkes memlekete gidiyor. Bu dönemde, Eylül döneminde ise öğrenci burslarıyla ilgili çalışmalarımız başlıyor. Öğrenci i̇şte, bursuna gelmeden önce haftalık böyle toplantılarınız, aylık bir araya gelme, kürsü başı etkinlikleri vesaire çalışmalarınız oluyor mu dernekte? İşte 20 Ekim'de biz burs olayını bitiriyoruz. Tamamen kapatıyoruz. Artık burs Alacaklar alıyor belirleniyor Kasım ayından itibaren de her 15 günde bir kürsübaşı programı yapıyoruz. Yine mesaj sistemiyle ile hemşerilerimize ulaşıyoruz. İstanbul'dan diğer illerden veya kendi ekibimiz yeterliyse kendi ekibimizle hemşerilerimizi katılanıyla dernek binasında kendi binamız kürsübaşı programlarını yapıyoruz. Her ayın ilk cumartesi bayanlar günümüz. O gün sadece bayanlar derneğe gelirler. Onlar da yine kültürel faaliyetlerinde bulunurlar. Ee, i̇şte yardımlaşmayı orada başlatırlar bayanlarımız. Ve bu e, her ay e, ikinci haftası bazen işte takvime göre eğer o gün bir şey varsa üçüncü haftası olmak üzere kürsü başı programları devam ediyor bu şekliyle. E, ta ki Mayıs ayı bitene kadar. Ondan sonra da zaten diğer programlar başlamış oluyor. Hı. Ee, bu arada büyük Elazığ geceleri yapıyoruz. Üç yılda bir veya iki yılda bir en fazla. Diğer dernekler de katılıyor. Yok mi? biz sadece Elazığ Derneği Kapalı Spor Salonu'nda tüm Elazığlıların katılabileceği büyük Elazığ. Elazığ Hasret Gecesi adını koyduğumuz bir gece yapıyoruz. Orada tabii ki daha geniş katılımlı işte Elazığlı ünlü sanatçıları getiriyoruz. İki yılda bir de böyle bir programımız oluyor. Hı hı. Tabii dediğiniz yapıyoruz? gibi Elazığ Hasret Gecesi. Şimdi ben burada farklı şehirlerden Elazığ temsilen gelen dernekleri burada konuk ettiğimiz zaman yani buradaki insanlardan daha çok Elazığ'ı sevdiklerini, buraya daha çok değer verdiklerini hissediyorum. Siz de aynı şekilde verdiğiniz evet. isimden de belli olacağı üzere buraya size geliyorsunuz. Tabii ki. Yılda bir gelme şansınız oluyor sanıyorum. Evet. Ee, neler hissediyorsunuz? Yani Elazığ'dan kopamıyor olmanızın sebebi nedir? Yani şimdi e, tabii ki Elazığ hani derler ya uzaktan sevmek çok güzel böyle. E, buraya geldiğimizde de doğal olarak, olarak biz Elazığ'ın güzelliklerini görüyoruz. Olumsuzluklar hiç görmüyoruz. Bir ne zaman görmeye başlıyoruz? Ha. Şöyle bir 15-20 gün kaldıktan sonra. Ha diyoruz ki şu şurası eksik, burası eksik falan bunları görüyoruz. Ama 15 güne kadar böyle Elazığ'da aradığımız bir şeyler var. O aradığımızın çok ufak bir parçasını bulsak bile bizim mutlu olmamıza yetiyor. Onun için kopamıyoruz da buradan. Yani kopmamamız da lazım. Çünkü Elazığ'dan bir şeyler aldık, bir şeyler de vermemiz lazım. Onun toplantılarda, Bursa'daki etkinliklerimizde hep şunu söylüyoruz. Lütfen mümkünse tatilinizi Elazığ'da geçirin. Herkes Elazığ'a gitsin tatilinde. Bir başka ile gitmesin. Çünkü başka yere gitsem bile ben şahsen kendim açımdan söylüyorum. Başka bir yere gitsem bile tatmin olmuyorum. Dinlenmiş olmuyorum. Burada geldiğim zaman da boş durmuyorum. Yine bir şeyler için koşturuyorum. Yine Elazığ için neler yapabilirim? Neler oluşturabiliriz? Hangi eksiklikleri veya hangi konular adında Elimizi taşın altına koyabiliriz. Onu da koşturuyorum. Bazen arkadaş grubu toplandığımızda yani diyorlar halen daha mı? Böyle. Ama halen daha. Yani Elazığ'a geldiğimde de Elazığ için çalışmaktan geri durmuyorum. Yapabileceğim bir şey varsa, bir yerlere gidilmesi gerekiyorsa, maddi manevi gidilmesi gereken yer varsa gidiyoruz, koşturuyoruz. Bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Peki Bursa'dan ya da farklı illerden gözlemliyor musunuz? Burada neler oluyor, neler bitiyor ve takip Şimdi, ediyorlar mı? Çünkü tabii ki, bildiğim kadarıyla yani kanala gelen, televizyona gelen e, geri dönüşlerden anladığım kadarıyla ilgi var burada neler olduğu ile ilgili. Yani e, tabii ki sürekli takip ediyoruz. E, sağ olsun e, Elazığ'ımızın e, televizyon kanalları e, bizi Elazığ'la sürekli buluşturuyor. E, aradığımızı bulabiliyoruz. Elazığla ilgileri, ilgili bilgileri oradan alabiliyoruz. Hep istediğimiz şu, Elazığ biraz daha güzelleşsin, Elazığ daha güzelleşsin, Elazığ her yıl, her gün, her ay biraz daha bir şeyler olsun. Ufacık bir şeyde olumsuzlukta tabii ki çok üzülüyoruz. Daha güzel olabilmesi için neler yapılabilir? Bunları biz oradaki, Bursa'daki sanayici ve iş adamı e, ...abilerimizle, arkadaşlarımızla, hemşerilerimizle zaman zaman istişare ediyoruz... ...burada yatırım yapılması anlamında. E, Buraya geldiğimizde... E, ...eğer bir şeyler, olumsuzluk bir şeyler görüyorsak üzülüyoruz. E, belki... ...bilmiyorum ama... E, ...Elazığ biraz garip kalıyor. Yani... E, ...yıllar önce Elazığ'ın... ...arkasında olan bazı illerin... Şimdi Elazığ'ın önüne geçmesi bizleri tabii ki çok üzüyor. Yani Elazığ çok daha iyi yerlerde olması lazım olabilir. Bu potansiyeli de var. Buna da inanıyorum. Şimdi siz baktığımız zaman Elazığ'da yalnızca bunlar olmalı ya da Elazığlıya insanlar gerçekten birbirlerine destek olmalı diye bakıp sadece bunu söyleyerek kalmıyorsunuz. Aynı zamanda Bursa'da biraz önce konuştuk. Bunu biraz daha açmak istiyorum program öncesinde. Elazığla Elazığ'dan Bursa'ya gelenler için çok fazla çalışmalar yürütüyorsunuz. Onların yanında oluyorsunuz, destek oluyorsunuz. Buna yönelik de yıllardır çalışmalar yür evet. yürütüyorsunuz. Evet. Şimdi bunlarla ilgili biraz konuşalım. Evet. Burs konusuna değinmiştiniz. İsterseniz onu biraz açalım. Eğer Bursa'ya gelecek olan öğrenciler varsa onlar da biraz bilgilenmiş olurlar. Burs imkanı sağlıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Neden söyleyeceksiniz? Şimdi e, yıllardır Elazığ'da e, oturup da Bursa'daki üniversitelerden herhangi birini tercih eden öğrencilerimize e, burs veriyoruz. Şu ana kadar e, özellikle son... 5 yıldır hiçbir öğrencimizi açıkta bırakmadık. Yani burs için müracaat eden öğrencimizin hiçbirini geri çevirmedik. Çünkü biz öncelikle sanayici ve iş adamı, iş insanı hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Onların vermesi, vermek istedikleri sayıyı belirliyoruz. Daha sonra burs almak isteyen öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu mesaj sistemiyle ulaşmaya çalışıyoruz. Veya işte sizin gibi çok kıymetli yayın kuruluşlarının hizmetinden de faydalanmaya çalışıyoruz. İşte bugün onlardan birini yaşıyoruz. İnşallah hemşerilerimiz bu programdan sonra derneğimizi veya bizleri arayarak müracaatlarını yapacaklar. Size nasıl ulaşacaklar? Bize nasıl ulaşacaklar? Derneğimizin çeşitli iletişim sosyal kanalları var. Tabii sosyal varsa... medya hesaplarından çok rahatlıkla ulaşabilirler. Hıh. Hı. hemşerilerimiz Ekim 20'sine kadar ulaşacaklar. Hı hı. Bizim El, Bursa Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği derneği diye e, girdiklerinde hesaplarından... Google'a oradan zaten karşılarına çıkıyor her türlü hı hı. iletişimi ismimi yazsalar oradan da çıkıyor. Bizim iki tane kıstasımız var. Olmazsa olmazımız burs verirken. Biri ailesi Elazığ'da oturacak. Uludağ Üniversitesi veya Bursa'daki üç üniversiteden birini tercih etmiş olacak. Yani Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi veya Mudanya Üniversitesi'ni. Bunlardan herhangi birini tercih etmiş olacak. Ya da ailesi Bursa'da oturacak. Ama Türkiye'nin her neresinde olursa olsun bir üniversiteyi tercih etmiş olacak. Bursa Üniversitelerini tercih etmemiş olacak. Hmm. Ailesi çünkü orada artık ona sahip çıkar. Ee, bu iki kıstasımız var. Bunun haricinde e, tabii ki daha sonra biz öğrencilerimizle bir araya geldiğimizde söylüyoruz. Öğrencilerimiz e, okullarını süresi içerisinde bitirecektir Çalışacaklar. Tek vazifeleri var. Yani görevleri var. Yok. Derslerine çalışıp ailelerini üzmeden Dört yılsa 4 yıl, altı yılsa altı yıl içinde mezun olup Elazığ'a dönecekler veya iş sahasını dönecekler. Tabii biz öğrencilerimizi sadece burs vererek yakalarını bırakmıyoruz bizim Elazığ'ın tabiriyle. Sürekli yakasına yapışıyoruz. Diyoruz ki mezun olduktan sonra bizimle irtibatı koparmayın. Mutlaka bize bilgi verin. Herhangi bir yerde göreve... Geldiğinizde görev aldığınızda ister kamu olsun ister özel olsun bizimle irtibat kurun ki o yörede o bölgede herhangi bir Elazığlı hemşehrimizin işi düşerse birilerine ihtiyaç duyarsa işte bir kapımız olsun. Sizden tek istediğimiz bu. Eğer kamuda görev alacaksanız veya özelde Bursa'da kalmak istiyorsanız iş imkanı sağlıyoruz hemşerilerimize, iş bulmaları konusunda yardımcı oluyoruz. Staj yapmak isteyen özellikle teknik bölümde okuyan öğrencilerimize yine Bursa'daki el hazırlı sanayici ve iş adamlarından, diğer Bursa'daki diğer sanayicilerden stajlarını yapma konusunda da destek veriyoruz, yardımcı oluyoruz. İş konusunda bu sefer sorumluluğumuz biraz daha artıyor. O öğrencilerimiz eğer bizimle sürekli iletişim halindeyse, irtibat halindeyse, biz öğrencimizi çok iyi tanımış oluyoruz. Dolayısıyla iş bulma konusunda da referans oluyoruz. Öteki türlü sadece ilk yıl geldi, iki sefer, üç sefer görüştük. Sonra öğrenci bir duyduk ki mezun olmuş, gitmiş. Sonra boşta kalmış, gelmiş Bursa'ya. Bursa yabancı değil ya, iş istiyor. Derneği buluyor. Ben Bursa aldım ama şimdi de işsiz kaldım. İyi de Bursa aldın ama biz şimdi sana nasıl referans olalım? Bursa <laughs> referans olmuyoruz. Elazığlı olması yetiyor. Elazığ'da ailesi oturup Bursa'da okuması yetiyordu. Ama iş imkanı işin içine girince bu sefer bizim sorunumuz daha artıyor. Çünkü referans olmamız lazım. Seni evet. iyi tanımamız lazım. Eğer öğrencilerimiz bizimle irtibat kurarlarsa, koparmazlarsa iş konusunda yardımcı oluyoruz. Bu tabi burslarla ilgili. Bizim bir başka görevimiz, asli görevimiz yardımlaşma, dayanışma. Peki adamatında. bursu verdiğiniz kişi sayısı belli mi? Her yıl belli sayıdan mı veriyorsunuz? Yok. Olsa... Şimdi şu ana kadar dediğim gibi son 5 yılda müracaat edip de burs almayan öğrencimiz yok. Kaç kişiye veriyorsunuz Biz. mesela? Yani yüze yakın öğrenciye burs veriyoruz. Biz parasal konuya hiç girmiyoruz. Bursun nasıl verildiğini de isterseniz biraz izah edeyim. Biz sadece iş insanlarımızdan kim ne kadar veya kaç kişiye burs vermek istiyor? Onun bir listesini oluşturuyoruz. Toplam 100 kişi. Müracaat edenleri işte 2020'sine kadar da müracaat edenleri alıyoruz. 80 kişi. Biz bu 80 kişiyi burada bu iş insanlarımız eğer bir tercih belirlemişlerse onu da dikkat alarak örnek olarak şunu söyleyeyim. Bir el hazırlı bir sanayici iş adamımız şunu dedi tıp öğrencilerin tamamını bana gönderin. Sayı belirlemedi. 3, 5, 10 falan demedi. Ne kadar olursa olsun tıp öğrencilerin tamamını bana gönderin. Ha, bu demektir ki bu arkadaşımız tıp öğrencilerine vermek istiyor. Hı hı. Böyle varsa önce onları aktarıyoruz oraya. Daha sonra zaten müracaat sayısı da az olduğu için öğrencilerimizin tamamına burs vermiş oluyoruz. Hı hı. Yardım faaliyetlerinden bahsedecek. Evet yardım faaliyetleri Tabii bizim e, asli görevimiz işte e, işsiz insanlara özellikle deprem sonrasında bu çok daha fazla önem arz etti. E, evi yıkılan veya işte işsiz kalan e, esnaflarımız, e, insanlar o tarafa göç etmek zorunda kaldılar. E, bu arada bu konut çok daha elzem oldu bu insanların e, yeniden hayat tut, hayata tutunmaları açısından iş imkanı e, sağlıyoruz. İstihdamlarını sağlıyoruz. Bu deprem sürecinde çok fazla sizin oldu. Tabii yanınıza çok gelen fazla oluyor. oldu o süreçte. E, çok şükür e, hemen hemen boşta kalan hemşerimiz, arkadaşımız e, olmadı. Artı e, tedavi konusunda Yardımcı oluyoruz. Ekonomik durum olmayan veya sosyal güvencesi olmayan veya sosyal güvencesi var ama yeterli olmayan hemşerilerimizi de yine oradaki bizim hemşerilerimize ait hastanelerimiz var. Onlar da herhangi bir ücret ödemeden tedavilerini yaptırıyoruz. Yine çalışkan, zeki öğrencilerimiz var tespit ettiğimiz özellikle bayanlarımız bu konuda çok hassaslar. Ama okuma imkanı olmayan kardeşlerimizi de çocuklarımızı da yine Elazığ'ın marka değerlerinden olan bir özel okulda herhangi bir ücret ödemeden eğitimlerini tamamlamalarını sağlıyoruz. Yani sadece burs veya kültürel faaliyetler değil, ekonomik anlamda da ayakta durabilmeleri için hemşerilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Artı barınma anlamında eğer sıkıntı çekenler varsa hemen tüm hemşerilerimizi bu konuda uyararak mesaj sistemiyle işte bir arkadaşımıza şu vasıflarda bir ev lazım veya imkan lazım veya işte barınma ihtiyacı var deyip kısa sürede bunu da çözmeye çalışıyoruz. Ne güzel aslında yani. baktığımız zaman derneğin gerçekten ne kadar önemli olduğunu, ne kadar faydalı olduğunu bu anlattıklarınızla daha iyi anlıyor insan. Yani bir dernek dediğimiz zaman aslında ne yapar diye düşündüğümüzde hiç belki de bunlar aklımıza gelmiyor ama siz orada hiçbir el yazılıyı yani zor durumda bırakmıyorsunuz, hepsine sahip çıkıyorsunuz aslında baktığınız yani, zaman. Yani evet derneğin zaten dernekçiliğin asli görevleri bunlar. Bunun haricinde işlem yapanlar var mı? Var ama onlar bizi çok ilgilendirmiyor. Bunlar bizim asli görevimiz. Biz bu çalışmaları yapmaya gayret ediyoruz. Ama bunun yanında sadece bu değil. İşte sizin konunun başında arz ettiğiniz şekliyle uzaktan Elazığ nasıl, uzaktan Elazığ'a ne yapılabilir? Bunun da çalışmalarını yapıyoruz. Zaman zaman sanayici ve iş insanı kardeşlerimizle, abilerimizle bir araya geldiğimizde Elazığ'a yatırım yapabilir miyiz? Hangi yatırımlar yapılabilir? Nasıl yapabiliriz? Bursa'daki sanayicileri Elazığ'a nasıl kanalize edebiliriz? Bunun da çalışmalarını yapıyoruz. Zaman zaman Elazığ'a gelip çalışmalar yapıyoruz. İki yıl önce 20 kişilik bir grupla gelmiştik biz. Bu hastanenin sahibi de aramızdaydı. Hı hı. E, avukat arkadaşlarımız, e, Elazığ'lı hemşehrilerimiz onlarla Elazığ'lı şey, Bursa'da yaklaşık 20 kişilik bir sanayici e, insanlarla, sanayici iş e, adamlarıyla birlikte geldik. Yaklaşık bir hafta kadar kaldık. Hem organize sanayi bölgesini gezdik, hem madene gittik, hem kebana gittik. Ee, ve neler yapılabilir. O insanlara Elazığ'ı tanıttık. Tamamen Elazığ'ı görmemiş birçoğu insanlardı. Peki geri ee, dönüşü nasıl oldu? Yani bu yani bunların geri dönüşleri e, tabii ki böyle çok kolay değil. Yani ilk gördüklerinde anlattığınızda tabii ki kafada oluşmuş bir Elazığ var hı hı. onların. Yani e, bizim bildiğimiz ve olmasını istediğimiz Elazığ değil. Daha değişik. Yani çok böyle zor şartlar altında Çalışılan bir elazı düşünülüyor kafada, ama gelip gördüklerinde özellikle organize sanayi bölgemizi gezdiğimizde yani hiç böyle bir şey beklemediklerini söylediler. Ama o insanı e, buraya kanalize etmek tabii çok zor. Niye zor? E, çünkü orada bir e, kuruluşu var bu insanın. Oradaki imkanlar çok daha fazla. Bizim üzerinde durduğumuz özellikle tekstil sektörü ve e, üretimin büyük bir kısmını Orta Doğu'ya e, ihraç eden sanayiciler bizim hedef e, pazarımız veya hedef kitlemiz. Hı hı. Çünkü buradan Orta Doğu'ya ulaşmak çok daha kolay. Özellikle karayolu çok daha kolay. Bu insanları buraya nasıl alabiliriz, nasıl yapabiliriz? Bunun üzerinde çok duruyoruz. Yani olumsuz bir şey yok ama e, fiili olarak... E, Ortaya dökülmüş henüz bir şey de yok elimizde. Onlar da tabii şunu söylüyorlar. E, diyorlar ki Bursa'da hakikaten söz sahibi Elazığlı firmalar var. Hı hı. Onlarla birlikte yapalım oraya yatırım yapacaksa. Yani onlar önce bir yönden gitsinler. Bir bir adım atsınlar. Biz bu sefer dönüyoruz. Ne yapıyoruz? Elazığlı iş adamları, e, abilerimizle bir araya geliyoruz diyoruz ki bak böyle bir tepki aldık oradan. Hı hı. Yani tamam gitsin. İbrahim Karayiç'in önce bir orada bir yatırım yapsın veya birlikte gidelim veya ortak bir kuruluş oluşturalım, şirket oluşturalım, birlikte yatırım yapalım. Bunlar tabii kısa sürede netice alınacak şeyler değil ama sabırla, ısrarla üzerinde çalışılması gereken şeyler. Oradaki aslında ama, iş insanları buraya bakın, getirmek. Evet, getirmek çok zordur. Ben Bursa Ticaret ve Sanayi Adası'nda 6 yıl meclis üyeliği yaptım. Bu süreci içerisinde Batman, Diyarbakır, Mardin gezileri yapıldı iş adamlarıyla. Ben o dönemde Elazığ Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmalar da yaptım. Acaba Bursa'ya, Elazığ'a getirebilir miyim o sanayicileri gibi? Yani bıkmadan, usanmadan bu çalışmaları yapmak lazım. Elazığ'a hizmet anlamında ben istiyorum ki Türkiye'deki tüm dernekler, bir seferde olsa, senede bir de olsa en Elazığ'da bir araya getirilmeli veya Türkiye'nin bir başka yerinde olabilir. Bir araya getirilip Elazığ'a neler yapılabilir? Yani bizim e, belki çok önemli değildir burs olayımız ama işin bir yerinden tutma anlamında çok önemlidir. Başlangıç açısından çok önemlidir. İş adamlarını getirip burada ufacık bir istihdam sağlayacak 3 kişilik, 5 kişilik, 100 kişilik, 500 kişilik istihdam sağlayacak ...bir kuruluşu kurmak bile başlangıç açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Bunun içinde de e, Elazığ'da kamu görevlerine, özel sektöre e, çok görev düşüyor. Özellikle kamu, yani e, sanayicinin önünü açacak işlemlerin yapılması lazım. Ben e, şunu da özellikle eklemek istiyorum. Elazığ'da yatırım yapan, üretim yapan... E, İş insanlarına hepsine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok zor şartlar altında Elazığ'da üretim yapıyorlar, Elazığ'a katma değer kazandırıyorlar. Yani ne kadar takdir etsek e, azdır. Çünkü Bursa'daki sanayici ve iş adamlarının e, ellerindeki imkanlar e, bakıldığında, imkanlara bakıldığında Elazığ'daki ile kıyaslama yapıldığında hakikaten Elazığlı iş adamımız. Büyük çabalar sarf ediyor, büyük mücadeleler veriyor. Önce bunların Ankara'dan olabilir, bir başka yerden olabilir, önlerinin mutlaka açılması lazım. Ee, yol gösteren insanlarımızın çok olması lazım, engellerin açılması lazım. Ee, özellikle de ben e, her platformda dile getiriyorum, burada da getirmiş olayım. En kısa el bir Elazığ'dan bir bakanımızın olması lazım. Evet, Kim ne derse desin. İşte efendim beş tane milletvekilimiz var. Bursa'dan da bir Elazığlı hemşerimiz derneğimizin kurucularından bir milletvekili oldu. Fevzi Zırhlıoğlu. Ben kendisine de söyledim. Altıncı Elazığ milletvekili olarak seni görüyoruz. Öyle çalışma yapmanı istiyoruz. İnşallah bir dahaki geldiğimde birlikte geleceğiz. Birlikte bir program yaparız. Sayın vekilimizle birlikte. Evet beş tane milletvekilimiz var. Ama bakan olmayınca olmuyor. Kim ne derse desin. Ben inanmıyorum. 45 yıldır ben mali müşavirlik yapıyorum. Yani ekonominin içerisindeyim. Bakana ulaşamayan milletvekilleri var. Sorunu çözmek açısından. Bize bir bakanlık versinler ama ne bakanlığı olursa olsun hiç önemli değil. Diğer bakanlara çok rahat ulaşabiliriz ve Elazığ'ın sorunlarını da böylece çözmüş oluruz. Hı hı. Buradan da iletmiş olalım. Yani konumuz değil ama yeri geldi ee, söylemiş olalım. Bizden söylemek, istemek e, yapıp yapmamak onların bileceği bir şey. Tabii doğru söylüyorsunuz. İş insanlarının burada yaptığı çalışmalar kadar sizin de yaptığınız çalışmalar çok kıymetli. Küçük olarak görebilirsiniz ama bence çok önemli çalışmalara aslında adım atıyorsunuz, yol açmaya çalışıyorsunuz. Bunları yapmak gerekiyor, küçük küçük ilerlemek büyük adımlara evet. sebebiyet verecek belki de. Şimdi ilerleyen süreçte yapmayı düşündüğünüz çalışmalar varsa tanıtım amaçlı olabilir ya da düşündüğünüz, istediğiniz dile getirmek istediğiniz projeler varsa bunları paylaşmak isterseniz neler söylersiniz? Şimdi ee, tabii konumuz hep Elazığ. Ee, Bursa'da yaşıyoruz. Bursa'da doyu, doyuyoruz. Ama içimizde, gönlümüzde, kalbimizde hep Elazığ var. Elazığ'a neler yapılabilir, neler e, verilebilir. Bizim e, daha önce 22 kişiyle e, Elazığ'a gelip gezi yaptığımız, Elazığ'ı tanıttığımız e, bir çalışma vardı. Şimdi bu çalışmayı daha bir Genişleterek daha büyük bir grupla, hı hı. ama bu sefer Elazığlı sanayici ve iş adamlarını da işin içine katarak Bursa'da önde gelen sanayici ve iş adamlarını da işin içine katıp yaklaşık 45 kişilik bir ekiple Elazığ'a gelip Elazığ'da hem sanayiyi gezip görmek hem de burada neler yapılabilir neler hangi yatırımlar yapılabilir onun e, çalışması içerisindeyiz. Onu birinci hedefimiz bu. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Daha önceki gezide az önce de arz ettiğim üzere e, Elazığlı iş adamları da olursa bu daha etkili olur kanaatı uyandı bizde. Hı hı. Yani anında işte e, Elazığlı A sanayicisi Bursa'daki o grubun içinde olursa Bursalı sanayici ve iş adamı da şunu dediğinde Elazığlı sanayici gelsin, biz de onunla beraber gelelim dediğinde işte buyurun birlikte karar verin deme şansımız var. Böyle bir çalışma içerisindeyiz. Öncelikli bir çalışmamız bu. İnşallah. E, kış gelmeden e, bunu da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. O zaman yakın bu, bir zamanda. Yakın mı? bir zamanda inşallah böyle bir çalışmamız olacak. Hı hı. E, bir aksilik olmazsa bu proje üzerinde çalışıyoruz. Peki çalışmalarınızda başarılar diliyoruz ve teşekkür ben, ediyoruz ben teşekkür yaptıklarınız ederim. için. Çok son teşekkür sözleriniz ederim. neler olur? Yani e, son sözlerimiz demeyelim, inşallah bir dahaki programa kadar diyelim. Tabii, tabii. E, Elazığ'ı seviyoruz. E, tabii ki Elazığ buradan çıktığımız gün özlemeye başlıyoruz. Çok güzel Elazığ'ımız. Eğer birlik ve beraberlik içerisinde olursak, güzelliklerimizi görürsek, sorunlarımızı birlikte çözmeye kalkarsak, sümel altına, sümel altına süpürmeden çöze çöze gidersek, inşallah Elazığ'ımız eski günlerine kavuşacaktır. Ben buna inanıyorum. İstediğim bu. Birlik ve beraberlik içerisinde kırılmadan dökülmeden yani sorunları dile getirince belki birilerini kırmış olabiliriz. Kırılma değil de yani belki üzebiliriz. Sorun Elazığ'ın sorunuysa üzülmemek lazım, kırılmamak lazım diye ne düşünüyorum. Ne söylediğimiz önemli. E, tabii yani biz iyi niyetle söylüyoruz. Keşke bugün Elazığ'ın içine girdiğimizde, çevre yolundan geldiğimizde çok güzel planlı bir şehri görüyoruz. Veya Malatya yolundan geldiğimizde ama Gazi Caddesi'ne, İstasyon Caddesi'ne girdiğimizde e, maalesef sanki e, işte bir harebe gibi ama e, bir de bir gerçek var. 2020 yılında bir deprem atlattık, Peşine çeşitli depremler oldu, afetler oldu. Bir an önce toparlanmak lazım. Bunun da tek çaresi birlikte ve beraber olmak, bir araya gelmek taşın altına herkes elini gücünü yettiği kadar koyması. Tüm hemşerilerimize saygılar sunuyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bizi kabul edip bizimle paylaştığınız için. Yani. Biz teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Ee, İbrahim Karaç'ın bizlerle birlikteydi. Değerli izleyenler Bursa'dan konuk ettik kendisini. Bursa Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı'ydı. Ve Bursa'daki çalışmalarından bahsetti. Bizler de bu programımızda İl dışından bizleri izleyen bütün Elazığlı vatandaşlarımıza selamlarımızı iletelim ve programı burada noktalayalım. İyi akşamlar.